Finans Merkezi sürüyor. İrfan Donat'la beraberiz. İrfan hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi büyük bir teklif var masada. O teklif de Bayer'in Monsanto'ya yaptığı teklif 62 milyar dolar değerinde. 40'lar konuşuluyordu, 60'lara çıktılar. İyi bir yükseliş yani %50 civarında. Fakat yine de kabul etmedi. Ama istersen şöyle bir bilgi verelim. Bu şirketler ne iş yapıyorlar ve bu sektörde tam olarak ne oluyor? Biraz bundan bahsedelim. Tabii. Gökhan, şimdi Alman şirket biliyorsun Bayer, ilaç ve kimyasal şirketi. Tohum pazarında çok az bir paya sahip. Tarım ilacı tarafında etkin. Monsanto'ya baktığınız zaman da tohum tarafında oldukça etkin. Özellikle GDO'lu tohum dediğiniz zaman akla gelen ilk şirket %80-90'lık bir pazar payına sahip GDO tohum tarafında. Diğer hibrit tohum tarafında ciddi bir pazarı var. Ve 62 milyar dolar az geldi. Çünkü hisse başına 122 dolarlık bir teklif vardı. Monsanto yönetimi teklifin 135 dolardan aşağı olmaması gerektiği yönde bir açıklama yaptı ki bu da 69 milyar dolarlık bir teklife sıcak baktıkları en azından başlangıç seviyesi olarak böyle bir şey. Şimdi sektöre tamamına baktığımız zaman bu satın alma teklifi ilk değil. Son dönemde özellikle yine Chim China, yine Çinli bir şirket, Syngenta, yani İsviçreli yine bir tarım endüstrisinde faaliyet gösteren hem ilaç tarafında hem tohum tarafında 43 milyar dolara satın aldı. Yine DuPont Dow birleşmesi 130 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz ki o da hala işlem aşamasında. Yani aslında oligopol bir yapıdan bahsediyoruz burada. Şöyle ki... Grafiklerimiz de var, onları da verelim. Tabii, bu arada ben orada ilginç bir hikaye anlatayım. Bu Monsanto daha önce Syngenta'yı almak için teklif verdi. Evet. 40 milyarlarda kabul olmadı. Hatta 2-3 milyar dolar daha fazlaydı. Sonra Çinlilere sattılar. Ve öyle bir hale geldik ki o teklifi veren Monsanto bu kez bir başkası tarafından satın alınmaya çalışılıyor. Aynen öyle. Çünkü burada pazara baktığımız zaman sadece bir tohum pazarından bahsetmiyoruz Gökhan. Ya da sadece bir kimyasal gübre pazarından bahsetmiyoruz. Hani puzzle gibi düşünürsek parçaları bir araya getirdiğiniz zaman ortaya ciddi bir hacim çıkıyor. Çünkü işin içinde tohum var, pestisit dediğimiz işte tarım ilaçları, kimyasalları var, kimyasal gübre var ve biyoteknoloji tarafı var. Ha bir de bunun içine belki tarım ekipmanları da, çiftlik ekipmanlarını sektöründe katmak gerekiyor ki ortaya yaklaşık 385 milyar dolarlık bir pazar çıkıyor. Hatta onu arkadaşlarımız grafikte de gösterdiği zaman detaylı veririz. Tohum, yani küresel ticarete konu olan tohumun pazarı yıllık 39 milyar dolar. Tarım ilacı 54 milyar dolar. Tarım ekipmanları 116 milyar dolar. Gübrenin de, kimyasal gübrenin pazarı da 175 milyar dolar. Bu ETC grubun raporu, geçen 2015'in sonunda yayınladığı son rapor ama rakamlar 2013 rakamları. O yüzden yani son sağlam rakamlar bunlar. 2013'te olduğu için 400 milyar dolar aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz bu pazarın. Ve dediğim gibi bir oligopol yapıdan bahsediyoruz. Çünkü sektörde Big Six diye, yani 6 dev, 6 büyük diye tabir edilen şirketlerden bahsediyoruz. Yani bunların içerisinde DuPont da var, Syngenta var, Bayer var, Monsanto var, BASF var ki yine Monsanto'ya teklif verenler arasında ve hala teklifin devamı gelebilir. O da bu pazarlıkta var ama Bayer önüne görünüyor. Evet ve bir şekilde de Dow Chemical bahsettiğimiz bu 6 şirket. Ve bu şirketlerin işte şeyde de şu anda ekranda da gördüğümüz en etkin olduğu yerlerden bir tanesi tarım ilacı tarafında ki orada Syngenta'yı zaten şu tabloya baktığın zaman yani Syngenta'nın sahip olduğu pazar ki Chim China satın aldı. Diğer tarafta tohum pazarında Monsanto hakim. Bayer hemen tarım ilacı tarafında Syngenta'nın altında ama Monsanto'yu alarak yani işin sadece tarımsal ilaç tarafı yeterli olmuyor. Ona tohumu da ekleyerek pazar payını daha da büyütüyor. Buna karşılık Dow DuPont'un hamlesi ayrı bir şey. Yani oligopol yapı biraz daha monopol bir yapıya doğru dönüyor. Ve dediğim gibi 6 şirket aslında endüstriyel tarım tarafında küresel tarım politikalarını neredeyse domine ediyor desek yanlış olmaz. Şimdi bir yandan gıda güvenliği tarafını da sormuş olayım sana. Tarım şirketlerini kimya şirketleri satın alıyor. Mutlaka çok uyuştukları taraflar var ama bizim yani sofrada oturan insanların gıda güvenliği anlamında buradan bir şey ima eder mi bize? Bir çıkarım yapabilir miyiz? Çok şey ima eder. Mesela en basitinden şu tablodan başlarsak önce işin hem ekonomik hem ticari tarafına bakalım. Yine ETC grubun tarım ekonomistleriyle yaptığı görüşmelerde bu pazarda eğer 4 şirket %40'ın üzerinde piyasayı kontrol ediyorsa ciddi bir risk. Hem gıda güvenliği tarafında hem inovasyon tarafında hem de pazar açısından. Bırak 4 şirketi Gökhan, 3 şirket tarım kimyasallarında %51 paya sahip. Yine Syngenta, Bayer, BASF.
Tohum tarafında 3 şirket %55'lik paya sahip. Yine aynı firmalar geliyor, benzer firmalar. Yani o 6 firmanın çeşitli varyasyonları. Çiftlik ekipmanlarında 3 şirket %49 paya sahip. Bu işin ticari tarafı. Gıda güvenliği tarafına gelirsek, dediğim gibi şimdi Monsanto dendiği zaman akla ilk gelen şey GDO'lu tohum. Şimdi bugün en büyük pazarlardan bir tanesi Latin Amerika. Kısmi olarak Asya'da varlar. Avrupa'ya yayılmaya çalışıyorlar. Bunlar Türkiye'de dahil. Ama şu anda Türkiye'de GDO'lu tohum girişi yasak ya da bunun üretilmesi yasak. Bu şirketlerin en büyük savunduğu şey endüstriyel tarım diyoruz ya Gökhan. Biyoçeşitliliğin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. Yani monokültür tarımı, tek tip tarımı savunuyorlar. Buğday üretiyor. İşte ya da buğday tohumu, işte pamuk, soya, mısır neyse bunlar üzerine odaklanıyor. O biyoçeşitliliğin azalması hem tarım ekoloji açısından risk yaratıyor hem büyük ölçekli yaptıkları için geçmiş yıllarda Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği yılı ilan etmişti. Küçük üreticinin korunması için. Bu şirketlerin girdiği yerlerde küçük üretici maalesef korunamıyor. Haklı olarak korunamıyor. Çünkü ne üretim tarafında yeteri kadar ayakta kalabiliyor, güçsüzleşiyor, daha yoksullaşıyor ve tarımdan kopuyor. Zaten bu şirketlerin istediği şey de orta ve büyük ölçekli şirketler tarıma girsin, biz onlarla iş yapalım diye bir mantık yürütüyorlar. Ama bu dediğim gibi bizim o soframızdaki gıda güvenlik açısından en büyük risklerden bir tanesi. Seninle daha önce benzer bir yayın yapmıştık. Aslında 7-8 tane şey yiyoruz. Aynen. Sadece ambalajları değişik diye. Çok önemli diye sen daha önce anlatmıştın. Varyasyonlarını yiyoruz aynı şekilde. Bir de işin belki şu tarafına değinmek lazım. Monsanto en fazla dünyada protesto edilen ya da kamuoyu tarafında çok reputasyonu olmayan bir şirketlerden bir tanesi. GDO tarafında en basitinden tartışmayı söyleyeyim sana. Bugün Amerika'da 20-25 eyalet GDO'lu ürünlerin marketlerde ya da en azından paketlerde etiketlenmesinin, onun GDO, içerisinde GDO olduğunun belirtilmesini talep ediyor. Ama Monsanto buna karşı çıkıyor. Yönetim kurulunda bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda oylama yapıldı. Etiketlerin üzerinde GDO'nun yazmaması noktasında karar aldılar. Bir taraftan insan sağlığına zararlı olmadığı yönünde lobi yapılıyor. Ama bir taraftan da siz ürünlerinizin üzerine varsa böyle bir şey koymuyorsunuz, saklıyorsunuz. Burada gerçekten bir tartışma bir dilema konusu. Var. Peki kapatmadan bir cümlede ben etmiş olayım şu anlamda. Biliyorsun şimdi bu teklif büyük bir teklif. Yaklaşık 60 milyar dolarlık. Sen söylüyorsun 70'e de çıkabilir. Burada şöyle enteresan bir durum var. Avrupa Merkez Bankası bu şirketlerin tahvillerini alıyor. Ve aldığı tahviller arasında Bayer tahvilleri de var. Ve bu bizi ahlaki bir noktaya getiriyor. Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği parayla bugün Bayer aslında dönüp Monsanto'yu alabilir. Enteresan bir tartışma konusu. Çok ufak bir not daha ekleyeyim o zaman Gökhan. Bir de olaya belki TTIP açısından bakmamız lazım. Bugün Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki bu transatlantik ticaret anlaşmasında ki rolde de ciddi anlamda bu satın almanın etkisi olabilir. Çünkü Avrupa tarafında yine dediğim gibi GDO ve tarım ilaçları patent tarafında bir anlaşmazlık var. Özellikle Almanya karşı çıkıyor. Belki bu anlaşma satın alma işlemi TTIP'te de bir etki rol oynayabilir. Peki notlara da düştük İrfan. Çok teşekkürler. Bir